Nasıl gibi çok iyi Kur'an okuyanlar okusunlar ve biz elimizi sürmeyelim. Böyle gelsin gitsin bu iş. Zaten asırlardır yapılan budur. Bu riski göze alacaksınız. Bu riski göze alacaksınız ve ilim hayatı devreye girdi mi bu risk azalacak. Ama siz inatla Kur'an'ı anlamamayı ilahlaştırırsanız, bunu din yaparsanız bundan kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Ve Kur'an üfürük kitabı olmaya mahkum kalacaktır. İşte bunun faturasını insanlığın ödemesi mümkün değil. Teşekkür evet. ederim. Evet. Ben yerini buldum hocam. Şimdi burada. Germen zümrenince orada namaz kıldıkları ve Mevlana Halidi Bağdadi isimli birinin dergahında bilim konulu saatler boyu zevkli söyleşmeler yaptıklarına tanık oluyordu. Germen zümre diyor. Evet, Germen zümre ama Bağdat'ta oluyor. Evet. Germen zümre. Yani Almanlara hidayet vermek üzere bu dergaha gidip orada ders veriyor, bilimsel dersler veriyor. Bu hangi tarihte oluyor Sayın Ayberk? Ben bilmiyorum. Kitabınızda yazmışsınız yani. Bilmiyorum. Hocam bir daha söyler misiniz? 60 milyonun önünde konuşuyorum. Gitmediğim, yaşamadığım dönemleri bana söylemeyin. Ama ben... sizin kitabınızdan söylüyorum efendim. Ya şimdi bana hocam, bakın ben bu gazetenin genel yayın müdürüyüm. Evet. Şu gazetenin. Evet. Şu gazetenin. Genel yayın müdürüyüm. Evet. Bu çok önemli. En büyük adamsınız. Evet. Şimdi bakın, ben bunu yazdımsa hocama tek tek şey ederim. Ama bu gazete 500 yıl önce varsa, takvim-i vekayı gibiyse, ne gibiyse... Ben ne yapıyorsun? O zaman öyle yazıyorsun. Hayır Ayber. O zaman öyle yazıyorsun. Deyin ki ben bu böyle bir mektup vardı onu aldım. Şöyle sor. Sayın Hüsnü şöyle sor bana. Şöyle sor. Evet. De ki Menard'ı Bağdat'ı o kadar yıl önce bugün öğlen kafası ne yedi? Onu söyleyeyim bari. Efendim ben kitabınızda yazarım. Hocam yapamayacağım şey bunlar. Ben arkadaşla iletişim kuramıyorum. Bunları yazıyor mu? İşte buradan okuyorum. Ya bu söylediklerini yazıyor mu burada? Buradan okuyorum. Bunlar işte mesuliyetini taşımıyor iddianın. Şimdi bakın ona da geleceğim. Öyle bir iddia da var yani ayrıca. Ben yazmadım, yazdırıldım. Var ya edebiyatı. Yok, o da var burada. Yazdırıldım yok. O da var efendim, onu da bulacağım. Bende yok o. Ay ben bulacağım. Ben yazıyorum. Bakın var. Ben burada konuşuyorum. Evet. Sevgili izleyicilerin önünde, dinleyicilerin önünde. Bunlar hepsi kitaptır. Toplarsanız bir banta kitap olur. Bana kim yazdırıyor hocam? Şu cin mi, bu cin mi? Kim yazdırıyor? Bilmiyorum. Şimdi gelelim en doğrucu noktaya hocam. Vakit şey yapıyor. Ben de Allah'tan hemen size vermedim yoksa. Kısaltıyorum şimdi. Bakınız hocam. Diyor ki kitapta şimdi. Onu da bakalım nereye bağlayacak Hans Bey. Allah nasıl ki doğu ve batının Rabbi ise. Şimdi Allah doğunun ve batının Rabbidir diye ayet geçiyor hocam. Evet. Burada Allah doğunun ve batının Rabbidir derken buradaki Rab nedir hocam? Rab aynı kelime kullanılıyor. Hayır, yani, Rahman suresinde iki doğum iki batın Rabbi diye geçiyor. Yani mürebbi... Başka yerde de Rabbul Meşarık diye tabii. Çoğul kullanmış. Yani, var, yani buradaki Rab mürebbidir. Eğitici değil mi hocam? Şimdi bakınız. Terbi kelimesi bize göre. Bakın şimdi benzetmeye evet. Bakın. Allah nasıl ki doğu ve batının Rabbi ise o büyük insan da hem batılı Müslümanların hem doğulu Müslüman izdaşlarının öğrencinin mürebbiyesi terbiye edenidir diyor. Bunun Kur'an'la ne alakası yani, var? Bakın, İslam'la ne alakası bu, var? Allah aşkına değil mi hocam? Ya? Şirk değil mi hocam? Şirk mi hocam? Şirkin ta kendisi değil mi hocam? Mürebbi hocam çocuğumuzu mürebbiye vermeyin. Yani Allah nasıl sıfatı sakın mürebbiye vermeyin. Rab sıfatı vermedi evet, orada ama evet. Tabii orada evet. Koku var ama. Hayır koku yok hocam. Allah iki doğum. Rab sıfatı vermedi. Semavi. Yerde de terbiyecisi. Mürebbiyesi. Dadısı, lalası. Aynı. Dadı, lala duydunuz mu? Ama Allah'a benzetme olayı Kur'an'da. Tamam. Kur'an'da. Ya bakın şimdi. Bir tamam. Hata yok. Yok. Benim kaçmamak lazım. Ben Allah nasıl ki Allah'ın bakın Rabbi ise göreceksiniz. O da doğu Müslümanların ve batı Müslümanların mürebbisi. Aynı şey hocam. O da Rab. Mürebbi demez miyiz kardeşim? Canım arkadaşım. Evet, anlayan anlasın diye şirk. Bu başka bir şey değil. Şimdi Erbabımma Allah der Kur'an-ı Kerim. Allah'tan başka Rabler mi var? Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka Rableri tanımıyor. Mürebbiye lafını kaldıracağız Türkçe bir laftan. Mürebbiye değil, sen Rab diyorsun, hem de Allah diyorsun. Sen diyorsun Allah nasıl Rab ise, o da doğuların, batıların Rabbidir diyorsun ya. Bu ne demek ya? Tamam. İlahlaştırıyorsun. Şimdi, şimdi başka Rab'lere geçemeyeceğiz. Gelelim. Geçemeyeceğiz senin zamana. Buyur.
Lütfen bırak da, bırak da bölüf yapıyor kesinlikle. Çünkü zaman konusunda tökezlenecek. Buyur, zamanı izah et. Ya, lütfen. Ya sabaha kadar bilmiyor. İzah edemeyecek. Hayır ki bilmiyor. Kesinlikle programdan sonra geliyor. O konuda da kalan da tanıştığını ve bilmediğini zannediyor. Kalan olarak. Öyle diyor. Bir kez 15 dakika tanıdığını söyledi. Dinle. Çünkü senle 6 gün asır ajansı oturduk. Çünkü kafa yapını biliyoruz. Konuştuk. Ha, zamanı. 15 dakika değil kendi mi hocam? Buyur. Ama zamanla ilgili bir şey var. Unutkanlık hastalığı var. Şimdi bakın zamanla ilgili bir şey var, onu hemen okuyayım ben. Altı gün oturduk. Neyse. Şimdi bir telefon alalım da biraz buraya... Ben zamanım diyor. Heyecan da alalım. Hayır. Buyurun efendim. O da ilahsız. Hocam, hocam da biraz canlı lütfen. Alo. Efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yüksek müsaadelerinizle Edip Bey'e bir soru sormak istiyorum. Evet, ben biraz daha canlı. Edip Bey'e bir soru sormak evet, istiyorum. Evet, doktor... Aydın Mergen. Buyurun efendim. Edip Bey... Edip Bey size... Evet dinliyorum. Duyuyor musunuz beni? Tabii tabii. Edip Bey şu anda size ben maalesef Bey diyemeyeceğim. Edip diye hitap etmek istiyorum. Çok iyi, memnun oldum. Mesleğiniz herhalde felsefe. Evet. Hans Bey'in karşısında onun dalında olmadan bazı şeyler konuşuyorsunuz. Kusura bakmayın, birazcık sinirleniyoruz. Biz burada televizyonda sizin hitaplarınızı da dinliyoruz. Size ilk önce şu soruyu söylemek istiyorum. Riemann uzayını biliyor musunuz? Efendim? Riemann uzayını biliyor musunuz? Levi Mahfuz mu? Riemann uzayı. Riemann uzayını biliyor musunuz? Riemann uzayı. Alman. Yok, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Minkowski uzayını biliyor musunuz? Ne? Minkowski uzayını biliyor musunuz? Ne diyor? Minkowski uzayını buyurun, biliyor musunuz? Evet, siz efendim biliyorsunuz bunları, buyurun. Ben biliyorum, evet. Evet. Karşımızda duran Hans von Eyberg profesördür ve kuantum fizikçisidir. Onunla bence demagoji yapıyorsunuz ve zannediyorum aynı frekansta tartışmıyorsunuz. İlk önce onun söylemeye çalıştığı, anlatmaya çalıştığı, sizin seviyenize inip de bazı şeyleri söylemeye çalıştığı olayları lütfen bir dinleyip anlamaya çalışın. İkincisi, onun bahsettiği olaylardan dediniz ki, efendim bunlar hürafedir, halkımızı yanlış değerlendiriyor. Siz halkı bu kadar aptal falan mı zannediyorsunuz? Peki size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sizin mesleğiniz nedir Sayın Doktor Haldun mu? Siz evet, hangi ben elektronik ve bilgisayar doktoruyum. Efendim? Doktoram var. Teorik fizik mi okudunuz? Elektronik ve bilgisayar doktoru. Elektronik ve bilgisayar. Peki benim evet burada ona ilk başta yaptığım eleştiriler vardı. Evet. Bu eleştirilerin hiçbirisine cevabınız var mı? Hangisine? Yok, ben ilk başta ben efendim bu yanlıştır diye şey etmedim. Ben maddeler halinde eleştiriler yönettim. Yanlışlıkları şey ettim. Hangi yanlışlıkları ben orada... Demek ki dinlemediniz başında. Ben sizi çok iyi dinledim. Şimdi... 5 sene önce okuduğunuz kitapları hatırlayamadan eleştiriler yönelttim. Yok, ben okudum bu kitabın. Evet. 100 sayfasını okudum. Ve notlar aldım. 7 tane cilt var efendim orada. 7 cildin hepsini okuyun. Fizikten birazcık haberiniz olsun. Ondan sonra birazcık konuşun. Şimdi bazı kitapları... Bu doğru. Bir baştan sonra okumana gerek yok. O kitabın var, içinde var, var. Eğer bir fizik sayfasında 10 tane... Hata gerek yok asıl. Bir kitabın bir sayfasında 10 tane hata görüyorsan... Evet. Tümüyle tutarsızlıklar görüyorsan 100 sayfa kadar okursun, ondan sonra vaktini boşa yok harcamazsın. Efendim, ve ben delilleriyle dedim şu... Kendinize mal etmeyin okumanın nasıl olacağını. Biz de biliyoruz okumak nedir. Biz evet de çok kitap okuyoruz. Daha biz de gerekirse felsefeye bakıyoruz. 100 sayfasını okumakla bilhassa bilimsel kitapların hele hele bu çok hassas noktada bilimle metafiziği bir araya bağlamaya çalışan böyle bir kitabı 100 sayfa okumakla anlayacağını zannediyorsanız çok büyük bir hataya düşüyoruz. Gayet tabii ben inanıyorum ki insanların önemli bir kısmı Batı'da da öyle, Hristiyanların arasında da bir sürü hurafelere inanan insanlar vardır. Hem de okumuşların arasından da çıkar. Elbette büyük tepki gösterirler. Fakat ben sizden rica ederim. Bu kitap bilimsellik iddiasında. Bir Kur'an'la ilgili şeylerini ben kesinlikle eleştirmeye hakkım var. Çünkü ben hayatımın önemli bir bölümünü Kur'an üzerine araştırmaya vakfetmişimdir. Ben hiç vermedim. Efendim ben sizin ben Kur'an hiç yapmadım bu araştırmayı. Fakat bilimle ilgili konuları diyorsan ben az çok bilim okudum. Ne okudunuz efendim? Fakat felsefe dediğiniz olay mantıkta tutarlılıkla alakalı bir olaydır. Evet. Ben bu tutarsızlığı rahatlıkla görebiliyorum. Hiçbir delil olmadan bir yerden bir yere atıyorum yorum yapıyorum. Peki ben size bir soru soracağım. Buyur canım. Ben buna cevap vereyim.
Einstein... Haldun Bey, biraz daha sesinizi alabilelim efendim. Alo. Lütfen yaklaştırın biraz. Alo. Efendim. Einstein ışık hızını değişmez olduğunu bulduğu zaman, siz bunu öğrendiğiniz zaman bir delil istediniz mi? Işık hızının değişmez olduğunu. Evet. Şimdi bilim şöyle çalışır. Bilim adamları dünyanın dört bir yanında, bilim adamları bağımsız olarak kendi laboratuvarında objektif şartlar içerisinde olayı incelerler. Çeşitli konularda tartışırlar. Evet. Fakat sonunda hiçbir birbirleriyle alakası olmayan bilim adamları birbirlerini destekleyici aynı sonuçları alırlar. Evet. Bilimle ki Van Son Aypek de o sonuçların aynısını almıştır. Peki ondan sana haberiniz yok galiba. Ama hiçbir bilimsel bir bilim adamları laboratuvarda İnceleme yaparlar, araştırma yaparlar ve bunları... O da yapmıştır bu araştırma. Hiçbir araştırma, yaptığı hiçbir şey değil. Bu böyledir, bu böyledir diyor. Beni 15 dakika sevgili doktorum. 15 dakika hangi laboratuvar çalışması şahit var kitaplarında o kadar bilimsel iddialar var. Hangi birisinde bir empirik delil veriyor? Hiçbirisinde yok. Ha şöyledir, bu böyledir, bu böyle olması lazım. Bu kelimeden bu kelimeye atıyor. Kaç kitap, 100 sayfa okuyunma. 19 teorisini Kur'an'a uyguluyorsunuz. Bunun bir kitap halinde koydunuz. Hangi bilimsel delille koyuyorsunuz? İlk başta dediğim gibi maalesef bazı insanlar astrolojiyi işiterek astronomiyi aynı kefeye koyabiliyor. Numerolojiyi işiterek, manipülasyonları işiterek matematiksel buluşları da aynı kefeye. Ama ben hazırım. Ben sizden rica ederim. İnşallah bir ara matematiksel müziği Kur'an'ın 19 sistemini burada tartışalım. Efendim, arada 19, ama maalesef 19 sistemini siz ancak Tevbe suresinin son iki ayetini kaldırarak uydurabildiniz. Evet. Bu mudur sizin matematik uygunluğunuz? Peki sizin deliliniz ne? Tevbe suresinin son iki ayetini benim Kur'an'dan olduğuna dair deliliniz ne sizin? İddianız sizin iddianız. Benim bir delilim yok. İddiayı eden siz. Peki benim delilim varsa? Nedir sizin deliliniz? Şu anda müsait mi bilmiyorum ama ben tartışmaya hazırım. Kur'an'ın değişmez olduğunu ve hiçbir zaman değişmeyeceğini, koruması altında olduğunu Cenab-ı Hak bildirmiş Kur'an'ın içinde. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyi o zaman iki dakika müsaade. Buyurun. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik ve onu mutlaka biz koruyacağız diye. Evet. Orada beş kere vurgu Kur'an'da orada Allah'adır. Allah koruyacaktır. Evet. Belki de bu kadar kısa ayet-i kerimede Allah'a bu kadar zamirlerle referans yapılması görülmemiştir Kur'an'da. Burada anlaşılıyor ki Kur'an'ın korunması senle benle bizim kağıtlara yazılara korunması değil. Bir bakıyoruz ki Kur'an'daki matematiksel sistem Kur'an'ın hakikaten kendi iç içe geçmesi sistemiyle müthiş bir şekilde korunmuştur. Bu korunma diğer kitaplardan çok farklı bir korunma. Kendi kendine korunma. Ve kitap kendi kendine tanıklık yapıyor. Sana bir örnek vereyim. Bir yüzük veriyorum size. Diyorum ki bu yüzük korunmuştur. Kesinlikle bu yüzük koruma altındadır. Evet. Ondan sonra sen çocuğuna veriyorsun, o da çocuğuna veriyor. Ondan sonra başkasının eline geçiyor. Bakılıyor ki yüzük korunmuştur diye üzerine yazı da var, garanti de var. Ondan sonra bir kuyumcuya götürüyor, kuyumcu inceliyor ki bir bakıyor ki bu yüzükte sarı fakat altın olmayan bir madde eklenmiş bir yerden. Bir sahtekarlık var. Ve kuyumcu diyor ki bu madde ondan değildir. Hatta bu yüzüğün bak dizaynı gösteriyor ki bu kesinlikle yabancı bir maddedir kimyasal olarak. Demek ki bu yüzüğü kendi kimyasal yapısıyla kendi kendine tanıktır ve korunmuştur. Bilim adamlarının, ilim adamlarının gözünde korunmuştur. İnsanlar yanlışlıkla o ekleme parçayı yüzüğün parçası saysalar bile. Peki ben size bir şey söyleyeceğim efendim. O sizin Tevbe suresinin son iki ayetini kaldırdığınız o ayetler var ya. Evet, onlardan bir tanesinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tek ayet olarak Hazreti Peygamber'e Rahman ve Rahim sıfatlarını uyguluyor. Evet canım. Siz bunlardan bir tanesini kaldırıyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz bunu değil mi? İşte aslında dikkatimizi çeken hususlardan birisi buydu. 19 sistemini incelerken biz isim kelimesi Kur'an'da 19 kere tekrarlanıyordu. Yani besmelenin 4 kelimesi. Allah kelimesi 2698, Rahman kelimesi 57, bunlar hep 19'un katı. Rahim kelimesi 114 kere Allah için tekrarlanıyordu. Evet. Bir baktık, burada Tevbe'nin bu son ayetlerinden birisinde Rahim kelimesi Muhammed Peygamber için kullanılıyor. Evet. O zaman bunu dipnota düştük. Yani daha fark etmediğimiz zamanda. Hangi hakla düştünüz siz? Dipnota düştük. Dipnota dedi ki, burada 114 yerde Rahim kelimesi Allah için kullanılır, sadece burada Muhammed Peygamber için kullanılmıştır diye. Fakat daha on sonraki bilgiler,
Hatta bazı sayım yanlışlarımız var. Rahman kelimesini ne yaptınız orada? Efendim canım? Rahman kelimesini Rahman yok orada. Var Rahman. Hayır. Rahim de var. Rahim var. Rahman 57 yerde.